Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Bugün tam mevsimi, pırasa tarifi vereceğim. Tam bir kış sebzesi, zeytinyağlı pırasa. Umarım birçok kişi çok severek tüketiyordur. Sevmeyenler de denesin ve ne kadar lezzetli olduğunu farkına varsın. Tabii ki önce bir hatırlatmalarımı yapayım. Lütfen kanala abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu beğenirseniz lütfen likeleyin. Ayrıca bildirimlerinizi açın. Paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi tarifime geçebilirim. Öncelikle malzemelerimi tanıtayım. Başrol oyuncusu pırasa, havuç, limon, pirinç, zeytinyağı ve tabii ki tuz. Yaklaşın, başlayalım. Birazcık size pırasadan bahsetmek istiyorum. Pırasa çoğunuzun bildiği gibi soğangillerdendir. Doğrarken de zaten bazen pırasalar gözlerimizin yaşarmasına sebep olur. Genelde şu kök kısmına yakın olan tarafı, beyaz tarafı daha çok yemeklerimizde kullanılır. Çünkü şu yeşil yapraklı kısmı çok liflidir ve bu nedenle pişmesi biraz zordur. Bu nedenle pek kullanılmaz. Hatta pazarcılar genelde bunları kesip verirler size. Bunları atıyor muyum? Hayır, atmıyorum. Bunları iki şeyde kullanabiliyorum. Mesela sebze suyu yaparken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ben pırasayla yaptığım bir çorba var. Onda da kullanıyorum bunu. Bu bölümünü. Size de salık vereyim. Ve işin gerçeği aslında pişme süresi gerçekten uzun tabii diğer bölümüne göre ama aslında çok lezzetli bir bölümdür orası. Pırasamı doğrayarak başlıyorum işi. Velev şeklinde doğrayacağım gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Böyle daha şık olduğunu düşünüyorum. Tabii yine yeşil kısmında kullanabildiğim kadar kullanacağım yemeğimde. Yeşil kısmı da mümkün olduğunca kullanabildiğim kadar kullanıyorum gördüğünüz gibi. Pırasalarımı tabağa aktarayım. Ve sırada havucum var. Önce onları soyuyorum. Havucumu da pırasadaki gibi verev verev doğrayacağım. Tabii onu çok daha ince doğruyorum. Çünkü pişme süresi daha uzun. O nedenle onu ince doğramaya gayret edeceğim. Ama yine pırasada olduğu gibi onu da verev doğruyorum. Doğradığım havuçları da bir tabağa alıyorum. Artık ocağın başına geçebilirim. Ocağın altını yaktım. Tencerenin ısınmasını bekliyorum. Yağını eklemeden önce tencerenizi ısıtın arkadaşlar. Daha doğru ve daha iyi bir sonuç alırsınız. Ocağım ısınmış. Yağımı ilave ediyorum. Adı üstünde zeytinyağlı. Tabii ki zeytinyağı bol olacak. Havucu veriyorum. Bir tur çevireceğim bunları. Yani bir tur derken şöyle birkaç dakika. Havuç biraz yumuşasın. Biraz rengini aromasını bıraksın yağ. Partinin sahibi de partiye artık katılsın. Onu da şöyle bir kere çeviriyorum. Bu arada yaptığım farklı bir pırasa tarifi daha vardır benim. Pırasa sote diye adlandırdığım. Hiç su vesaire eklemeden biber salçası ve kimyonla ve karabiberle yaptığım. O da tariflerim arasında var. Ona da bir göz atmanızı öneririm. Çok enteresan bir pırasa tarifidir o. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Yıkadığım için biraz tabii ki zor aktarıyorum. Sadece yıkadım pirinci. Ve sıra geldi yemeğin suyuna. Üzerini geçecek kadar çok da değil ve tuz. Daha sonra yemeği pişmeye bırakacağım. Son bir karıştırıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Limonu şu an eklemeyeceğim. Onu birazdan ekleyeceğim. Sebebini de o esnada konuşuruz. Dostlar yemeğimi kontrol ediyorum. Pişmiş gibi duruyor. Evet, pişmiş. Şimdi bunu soğumaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Limonumuzun suyunu da sıkalım. Soğuyan yemeğe limonun suyunu ilave ediyorum. Yemeğimi servis edebilirim artık. Ve tekrar zeytinyağı ilave ediyorum. Yemeği servis edelim. Evet. Ve son dokunuşlar.
Dostlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer içeriği, tarifi beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla birlikte eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi müsaadenizle bu güzel tabağın tadına bakacağım. Avuçtan da alayım. Çok lezzetli olmuş. Gerçekten kendim yaptım diye söylemiyorum. Hani ekşisi falan çok yerinde, tadı tuzu. Bununla beraber hani soğuduktan sonra, piştikten sonra eklediğim o sızma zeytinyağının tadı da sızma zeytinyağı olarak geliyor. Zeytinyağlı ya da böyle bir dokunuş sonradan olunca gerçekten çok yakışıyor. Ben tabii ki bu tabağı bitireceğim. Bu arada sizlerle de vedalaşacağım. Bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.